Hoş geldiniz sevgili gençler. 5. sınıf Türkçe kitabımızın ilk ders adlı konumuzun 32. sayfası ve 12. etkinlik. Evet, gördüğünüz gibi burada bir diyalog var. Ayrıca şunu hatırlatayım. Diğer tüm sayfalar ve kitaplarınızın tüm çözümleri bu videonun altındaki açıklama kısmında, ayrıca tüm derslerinizin yazılı sorularında orada bulabilirsiniz. Kocaman bir kütüphanemiz var. 5. sınıflara ait her şey bu videonun altında. 12. etkinlik, aşağıdaki görseli inceleyiniz. Çocukların beden dillerinden yola çıkarak onların duygularını ifade edecek cümleler kurunuz. Evet, baktığımız zaman turuncu kafalı, saçlı çocuk düşünüyor. Bu erkek çocuğu ona bir şeyler söylüyor. Bu ise bir şaşkın, bir heyecan içerisinde, değil mi arkadaşlar? Şimdi bakalım turuncu kafalı ne diyor? Akıllı tahtayı yanlışlıkla bozdum. Üzülüyormuş, akıllı tahtayı bozdum. Şimdi ne yapacağımı bilmiyorum. Söylemesek mi diyor? Bu ne diyor bakalım? Evet, haklısın, öğretmene derhal anlatmalıyız. Ama niçin? Şuna diyor. Olmaz, öğretmenimize anlatmamız lazım diyor bu heyecanlı. Oğlan çocuğu da diyor ki evet haklısın, hemen öğretmene anlatmalıyız, derhal anlatmamız lazım diyor. Evet, bunlar böyle diyor. 12. etkinliğimizi bu şekilde bitirdik. 13. etkinlik ne diyor bakalım bize? Bilgilendirici metini yazmak için gerekli basamakları aşağıda verilmiştir. Evet, konu belirleme, metin, başlık, ana fikir ve düşüncenin gidişi, gelişi, sonuç bölümü diyor. Verilen basamakları göz önünde bulundurarak öğretmene verilen değer konulu bir yazı taslağı hazırlayınız. Öğretmene verilen değer konulu bir yazı. Kırmızıyla yazılı olan arkadaşlar yazabilir ya da biraz değişiklik yapabilirsiniz. Size kalmış artık. Şöyle yazdık. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Öğretmenler yeni nesil sizin eserinizdir, olacaktır" sözüyle başlar her yeni eğitim öğretim yılı. Ne kadar da doğru söylemiş o güzel insan. Gerçekten de yetişecek her yeni nesil bir öğretmen vasıtasıyla yetişir. Çocukları okul hayatına alıştırmak, öğretirken eğlendirmek, eğitilmeyi sevdirmektir öğretmenlerin işi. Okuldaki ilk gün çok sıkıcı, çok üzücü geçmiş bir çocuk düşünelim. Bu çocuk ertesi gün okula isteyerek mi gidecek? Tabii ki hayır. Peki ya ikinci günü de aynı şekilde geçiren o çocuk ne yapacak? Okula gitmemek için elinde ne geliyorsa onu yapacaktır, değil mi arkadaşlar? Sizin arkadaşlarınızın içinde de öyle vardır okula gelmeyi sevmeyen. İşte okulun ilk günü bir travma yaşamış, kötü bir şey yaşamış çocuklar genelde bunu yaşarlar. Evet, 32. sayfamız da bu şekilde bitti. Bir sonraki sayfa, 33. sayfada görüşelim arkadaşlar. Siz videoyu durdurup yazın bu yazıyı. Yetişmeniz imkansız, ben hızlıca okudum çünkü. 33'te buluşalım, hoşça kalın.